bu vuruyor. Çok. Şimdi tutmuş olsaydık vuracaktı. Evet. Ellerimiz bu dikenlerde parçalanacaktı. Ya bunu elle tutmam gerekiyor değil mi arka taraftan? Tutmak abi? Gerekiyor da arkadan değil. Bakın buradan tutabilirsiniz. Bakın sırtın bunlar var. Gözleri. Gözlerin olduğu yerde. Derlan Otobolcu arkadaşlar. Bugün tekrar Babakar'dayız. Daha önce Babakar'a geldiğimiz zaman Necip abi sağ olsun teknisi bizi hava çıkardı. Ama şu an uzaktan misafirlerimiz var. 950 kilometre yol kat ederek Antalya'dan gelen arkadaşlarımız var. Doktor Ferdai Bey, Fahrettin Bey, Aytaç Bey ve Necip abi. Necip abi tekne hazır. Şimdi Necip abicim, geçen gün çok güzel balıklar yakaladık. Kaymakamımız vardı. Arkadaşlar vardı. Çok güzel mercanlar yakaladık. Gece de İskadoz'da kalacağız, yani İstakoz. Bugün hangi yere gideceğiz abi? Bizde Altın Oluk tarafı dedikleri bölgeye gideceğiz. Altın Oluk. Ama bir ihtimalle Deve Boyunu diye yeri var, oraya gideceğiz. Kısmet nasip, yani denizler bizim, nereye isterse yönü çevirebiliriz. Artık nerede tutarsak orada devam edeceğiz. İnşallah abi. Ferdai Bey, şimdi Antalya başka bir yer, Ege sahili başka bir yer. Şimdi siz Antalya'da tecrübesiniz tabii, Antalya'daki balıklarla bu arasında balıklar fark var. Şimdi burada mercanın boyu 20 santim altını salıyoruz. Yani biz hatta vicdan ölçülerimizi kullanıyoruz yani. Kafamıza esen balığı, bize göre uymuyorsa salıyoruz. Burada amacımız 20 santim üzeri mercan yakalamak. Yakalayabilecek misiniz yani? Sizlere güveniyoruz. Güzel bu abi, bize güvenmeyin. Kendinize güveniyorsunuz. Tekniğinize güveniyoruz. Evet. Zaten tecrübeyle siz çok tutmuşsunuz. Örnekleri var. İnşallah nasip kısmet deniz. Şimdi zaten biz iki günden beri Ferdai Bey, Fahrettin Bey, aynı zamanda da Aytaç da iki günden beri at çekemiyoruz Çanakkale sahillerinde. Yani dün yaptık o da sahillerde. Bir şey çıkmadı. Artık omuzumuz burası 950, burası 200 ne oldu? 1150 kilometre yol yaparak buraya geldiniz. Doğru mu? Evet. Doğru. Biz sizi buradan bugün boş döndüğümüzde inşallah Necip abi. İnşallah. Bugün mercanlar kovada. Karagözler kovada. Asla karagözler de var. Aynen abi. Rastgele. Hadi rastgele abi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rastgele. Rastgele. Meramımıza geldik. Sefte abi, inşallah Sefte'yi misafirden birisi yapar abi. Yem de takıyoruz abi. Abi karides takıyoruz. Sardalya takıyoruz. Üç çeşit yemimiz var. Bir de kalamar takıyoruz. Tabii bunlar küçük, iğnelerimiz küçük. Bizim buradaki bugün avlanacağımız balıklara göre küçük. Küçük oltalar kullanıyoruz. Küçük iğneler kullanıyoruz. Karidesi şöyle takıyoruz. Sardalya'da göründüğü gibi takıldı. Açık büfe yani abi. Açık büfe. İstediğini yesin. İnşallah abi. İnşallah bugün güzel bir şey çıkar. Misafirler. İnşallah. Şu üstünde taktığımız yemin karşıtı olarak kısmet bakalım. Bir de kalamar taktık. Şimdi üç çeşit yem var bunda.
Zengin kok. Zengin, menü zengin. Evet Necip abi. Abi şimdi balığın çok kısıtlı bir zaman. Yani öğlen saat 2.30 sularında balık pek vurmaz. Buna rağmen biz şimdi yemlemeye çalışıyoruz meramızı. Balık da yemlensin. Gelirse gelir. Şimdi elimizdeki sardalyalarla bakın böyle kesip kesip atıyoruz onu denize. Mazlama yapıyoruz abi eski sardalyaları. Eski sardalyaları. Yesin balıklar. Hani yakalanmayan bile yesin. Bir nevi yemleme yapıyoruz denizde. Fahrettin, Babakale'yi nasıl buldun? Abi çok güzel, harika bir yer. Doğa süper, hava çok güzel. 3 gündür buradayız, bu 3. günümüz. Burada ilk başta... 2 günden beri atçek yapıyoruz ama... Atçek yapıyoruz ama... Dün akşam bir tane turnuva kaçırdın, tatlısı turnası. Evet, güzel bir turnaydı, iri bir turnaydı ama kaçırdık. Acemiliğimize denk geldi. Artık bugün Babakale'de balığı alacağız inşallah. İnşallah abicim, inşallah. İnşallah, hayırlı olur. Sağ olasın. Evet sayın doktorum, sizden nasıl durumlar? Efendim, denemelerimize başladık. Mera yerini tespite çalışıyoruz. Her şey mükemmel. Hava mükemmel. Deniz mükemmel. Deniz mükemmel. Necip abi mükemmel, sağ olsun. Kaptanımız yani, mükemmel. Sağ olun. Yemlerimiz, balıklarımızın tam damak sevkine göre, sesine. Açık sesine, büfe. Açık büfe. Büfe. Evet. Nasıl? Her şey harika. Evet Aytaç. Ben Necmi abi. Sen ne diyorsun Babakale hakkında? Nasıl doğa harikası bir yer ya. Sen ne biliyorsun? Antalya'da Kunduz'da atçek yaptık. Evet. Kundu bölgesinde. Bir şey çıkmadı. Atçekte. Aytaç safety yaptın galiba. İnşallah Necmi abi, geliyor bir şeyler ama. Hemen kaldı. Bak şimdi hocam. Çevir bak. Hadi bakalım. Şimdi Sefta bunu salacağız Aytaç. Değil mi? Bu ufak. Evet, Sefta ilk defa abi. Sefta senamı salıyoruz abi. Bir balığı gösterelim şöyle. Necmi abi gel bu tarafa çek. Şöyle. Yavaş yavaşça bırak, yavaşça bırak. Evet. Evet Fahrettin. Maşallah abi. Var iki tane. Vallahi abi şansımıza bekledik. Evet bir abi. Çok güzel geldi. Çok tane. Güzel geldi abi. Şu yavruları alalım şöyle işte. İnşallah. En son geçen sene Gazipaşa'da böyle bir güzel geldi. Nasıl abicim? Süper. Güzel değil mi? Evet abi. Evet doktorum. Takım karıştı ama. Aytaç'ın takıma karıştı. Evet. Bir mercan aldık. Güzel abi, çok güzel. Evet Fahrettin. Evet abicim. Aldık bir tane daha, güzel. Babakale mercanları gelmeye başladı. Vallahi geldi. Hadi bakayım yavaş bundan sonra. Güzel, yavaş güzel oldu. Kasımız açılıyor inşallah. Bu şeye mi gelecek? Oo Necip abi. Hey maşallah. Harika kaptanı yapıştırıyoruz. Çok güzel. Hanos cinsi bir balık çektik. Bu bizim amaçladığımız balık değil. Bunu yavaşça sahibemeden kurtarıp salacağız. Şimdi onun zılan dilini patlamamıza gerekiyor ama bunun gerek yok abi. Çünkü balon şişmemiş. Yavaşça yaşaması lazım. Evet. Küçük bir karagöz. Küçük bir karagöz, bir de alttaki anos muydu abiciğim? Alttaki anos. Şimdi Fahrettin'e bir tane karagöz, bir tane anos geldi. Karagözün tebliğlerdeki boyu 18 santime indi. Daha önce 21 santimdi. Evet. Ama yeni tebliğ 18 santim. Bunu yavaşça çıkarıyoruz şöyle. Fahrettin. Evet abiciğim. Evet. Karagöz yavrusu. Şöyle yavaşça. Hadi. Hadi bakalım. Bunu yine patlatacağız. Yine hava kestini patlatıyoruz ucuyla az. Bunu patlatmazsak dibe batmıyor ve mantarı yem oluyor. Evet. Şöyle. Size de vurdu değil mi?
Ama sana tutuldu değil mi? Dur bir daha alalım üstüne. Çek. Çek bir daha alalım şeye rüzgarın üstüne. Tamam, ben balığı çekeyim de. Dur. Geliyor bakayım neymiş alttaki bakalım. Tam uçtuğumuz takamak. Burada da küçük bir an oldu. Hemen çıkarıyoruz bunu. Yavaşça. Dilini de patlatalım. Patlattık. Bitti. Evet. Anonslar başladı. O abi adam 2'li 3'lü sıfır ölçmüş. Yavrular geldi abi. Abi bunu nasıl kopartacağız ya? İki de hasta kanız almış. Abi dur dur. Abi balık burada. Evet abi. Bir tane hani geldi. Hani balığı ekonomik değeri olmayan bir balık ama ne yazık ki bazı balıkçılar arkadaşlar bunu yakalayıp satıyorlar. Aslında çok yani ekonomik değeri olmayan bir balık. Yavaşça çıkarıyoruz. Hani balığı ağızda balonlu var. Balon şiştiği anda dibe batmıyor. İğne ucuyla yavaşça patlatıyoruz. Evet, şu şekilde yavaşça salıyoruz. Kendisi gitti. Okey. Evet. Balık kimdeyse. Evet. Al babayı aldık. Bu güzelmiş. Güzel canım. Yakışıklı. Dedim ya geliyor diye. Yok yok, bunun 3 tane 5 tane takılacak. Aytaş senin balık takımı karıştırmış valla. Valla Necmi abi 2 tane takım birden karıştırdı. Fazla büyük değil ama ideal boylarını vereceğim. Boylarda. Şöyle bir bakalım. İler boylarda. Necip abi, kaçıncı yere geldik? Valla 3 yer değiştik. Daha gerekirse değişeceğiz. Bugün hava biraz münasip. Her yerde atmıyoruz şey. Demir atmadan avlanıyoruz. Tahmin ediyorum bir yerde çıkarsa orada demir atacağız. Daha böyle istediğimiz balık çıkmadı tam manasıyla. Tutuyoruz bir şeyler, bereket versin. Spor yapıyoruz. Ancak istediğimiz olmadı daha. Geziyoruz şimdi denizlerde. Geçen sefer güzel mercan aldık abi ama inşallah bugün de alırız. İnşallah. Evet. Abi küçük bir mercan yakaladık. Evet, bizim için küçük. Aslında bunlar küçük, evet. Bunlar satılıyor biliyorsunuz piyasada. Biz salacağız. Bunun arkadaşı salacağız. Dikkat şöyle. Zarar vermeden ağzından çıkaralım abicim. Yavruya zarar vermeyelim. Şöyle onu hiç üzmeden bırakalım. Tebrikler Fahret. Rica ederim abi. Küçük balıklar elinize, büyük balıklar bizde. Aynen öyle abicim. Benim ikimiz birbirine takıldı o. Tamam abi, yok yok abi, o ne? Benim iki evet, kol evet. Var bende. Yok, bir menekşe, bir menekşe. Evet. Ondan takılmış. Mükemmel. İşte harika usta, renkler. Boşuna ustam değilsiniz. Harika renkler. Evet. Mavi izmarit. Evet. Buraya ait bir balık. Şöyle yakından çekelim şunu abi, şöyle. Atacak mıyız Necmi Bey? Yok abi, atmayacağız bunları. Çok güzel. Küçüğü. Tabii küçüğü satalım, küçüğü atalım. Ben şu küçüğü, o mavi şeyi atıyorum oraya. Şimdi çok, evet. Allah, çok değişik bir balık. Rengi bakın mavi. Mavi izmarit. Evet Fatih, sana da geldi. Abi geldi mavi izmarit. Mavi izmarit. Aman aman aman. Bak abi şimdi. Evet çok güzel rengi var. Onun nasibinde gitmek varmış abicim. Oynar geldi aşağı indi. Yapacak bir şey yok abi. Kaçtı. Bir daha alacağım aynısını şimdi. Allah'a ıskar olsun.
Karagöz o. Karagöz. Ben Karagöz değil, Kırmızı Göz çekiyorum. Oh maşallah, 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 maşallah. Maşallah, maşallah. Abim şunların güzelliğine bak. Hey be yavrum be. Süper renkler değil mi? Çok harikalar abi şu. Abi, şu güzelliğe bak ya. Lezzeti nasıl abi bu mavi şeyi? Evet. Maviye devam. Çok güzel. Molotanın kafasına bak hocam. Çok güzel. Diye bekliyorum. Ha, şöyle. Çok İstersen güzel. Bunu. Çok güzel. Askoza benziyor ama. Askozmuş evet. Çek abi. Çek abi. Bravo abi. Fazla boyutlar büyük değil ama yine ben bunu güzel. Salacağım abi. Salacaksın. Evet. Bunu salacağım. Bak şimdi. Jet gibi gidecek. Jet gör. Uçarak gitti vallahi. Gitsin yaşasın. Bize onlar nereden baksan 7-800 gram. 1 kilo falan oluyor. Almamızın bir şeyi yok. Evet abi. Esprisi yok. Spor yaptık, çektik yukarı kadar onu. Tekrar gönderdik. Büyüsün gelsin. Yaşama hakkı veriyoruz onlara. Bismillahirrahmanirrahim. Mavi yelek, mor düğme. Bu. Doktorum. Efendim? Vallahi balıklar çok vermeye başladı. İyi. Ama şimdi burada yine kaptan kendini gösterdi herhalde. Mercan. Evet kaptan. Mercan'ı kaptan. O geldiğimiz yerden bu tarafa. Vallahi bravo kaptanım. Ellerine sağlık. Ben de şu saate kadar ustalarından öğrendiklerimi yapıyorum sadece. İyi bir taklitçi olmaya çalışıyorum. Fahrettin taklit etme de. İyi balıkları bir, suya atıyor. Onu yapma. Ustalarımı taklit ediyorum. İyi taklit. Taklit etme. Ben özellikle dörtlü takım kullanıyorum. Karides güzel iş yapıyor özellikle. Şansımıza. Hadi askere. Eyvallah. Evet Fahrettin. Abi aldık bir tane. Boyutlar büyümeye başladı. Yavaş yavaş bir sigara olsun. Boyutlar büyümeye başladı. Evet abi. 18 santim limit. Metreyi doktorum. Getirin. He? Evet. Ölçelim. Onu bırakalım. Abi onu bırakacağız. Evet. Sayın doktorum ne başla? Evet bak şimdi sen şu balık hasta limitler dahiline yani. Bu balık var ya. Evet. 18'i geçik. Bir evet. Gösterelim doktorum. Ezdirelim. Yavaşça. Ha, onun da zamanı var diyor. Onun da zamanı var. Bir görelim doktorum şu yandan. Şöyle. Evet. Evet yavaşça salıyoruz. Evet. Doktorum tebrikler. Yani ustalarımı taklit etmeye devam ediyorum. Oh Mercan. Evet baba Mercan. Bravo Necdet abi. Abi. Bravo Necip abi. Abi ne yaptın siz kaptan? Bir de burada var. Çekemiyor. Şu arkadaş çekemiyor. Mercan mı orada? Abi bir şey geliyor. Aa çok değişik bir şey. Bir dakika Necip abi. Böcek. Evet Necip abi. Efendim? Gel abi gel abi. Abi bu ne? He, bu böcek bizim burada böcek diyor. Bu ne abi? Bir dakika bu şey yapabilir. Vurabilir bunu. Antenini tutalım bir dakika. Şu anteni geçmiş kurşunlara. Abi doktorum be. Hırsızla hep senin buldu ilginç balıklar. Sen bunu hırsızla yakalamışsın. Abi ben hırsız. Bu ne? Bunun adı ne abi? Şimdi bunun adı bizde böcek geçiyor fakat çok pahalı ve çok şey bir balık. Nereden yakalamışım ya? Kendi yakalamış aslında. Nerede yakalamış? Bak ağzı aha burası. Aha da yani bu gidebilirdi bu. Bu şey elinizi buraya tutarsanız şunun kancaları var. Bu şey yapar. Şu kancalar batabilir.
Şöyle gelin de uçmasın denize balık. Şu kancalar. Bunun et yeri de burası zaten, yenecek yeri. Necip abi, bunlara devam çıkar mı buralarda? Hayır, şimdi bizim burada Allah bu vuruyor şimdi. Tutmuş olsaydık vuracaktı. Evet. Ellerimiz bu dikenlerde parçalanacaktı. Ya bunu elle tutmamak gerekiyor değil mi arka taraftan? Tutmak abi gerekiyor da arkadan değil. Bakın buradan tutabilirsiniz. Bakın sırtın bunlar gözlerin olduğu yerde. Bunlar anten diyoruz. Antenleri biraz küçük bir şey ama bu bölgede çok nefis bir proteinli et var. Geliyor. Bak. Bu ne abi? Bu acayip iki tane. Oo, iki tane. Oo, çek. Yandan geliyor. Yandan geliyor. Lan diyorum ben. Ama yine benim. Evet. Hocam mercan müthiş ya. Evet Necmi abi, güzel bir şeyler geliyor. Hop. Evet. İki tane maviş. İki tane maviş. Renkleri çok güzel bunların Necmi abi ya. Süper değil mi renkleri? Evet, acayip güzel. Evet doktorum, yine maviden gidiyorsunuz. Evet. Vallahi maşallah. Mavi. Mavi bugün bizde bir. Çok güzel. Hasta çok güzel değil. Bizim için güzel değil yani. Şöyle. Hiç bulmadık, pardon. Hava. Kendimi bozdum şimdi hava. Sevgili dostum. Evet. Hadi güle güle. Mercan hocam. Mercan abi. Oh Mercan. Evet. Vallahi bravo Fahrettin. Abicim saygılar. Abi Mercan geldi. Mercan. Ustaya yakın bir şey. Ustacım seninki kadar olmasa da. Yakın. Boynuz kulağa geçer mi? Estağfurullah, estağfurullah. Geçemedi şu anda. Geçemedi ama güzel bir mercan. Akşama doğru boynuz kulağa geçecek daha doğru. İnşallah, inşallah. Bugün nasıl? Hava istediğimiz gibi olmadı ama hayırlısı Allah'tan bakalım. Olsun, gene de çok güzel. Necim abi, gene güzel yerler abi, gene güzel mercanlar yani. Evet. Bizde şimdi önemli olan değişik şeylerin çıkması. Bakın hem astakaros, hem mercan, hem karagöz, hem de o mavi dediğiniz çeşit şey çok mi? O ne? Evet. Mavi şey. Mavi izmarit. İzmarit yani. Bizim menekşe. Küçük. Menekşe. Menekşe deniyor evet. Değil mi burada? Oh çok güzel vurdu bu sefer. Abi çok güzel vurdu. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelin. Kamış çok rahat bir kamış. 1,5 metre boyu var kamışta. Yani kullanım aksiyonu çok iyi. Bende de yem kalmadı. Yem mi kalmadı abi? Kalmadı. Senin balıklar bana geldi. Evet. Oh, maşallah. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Askar deresi. Salar ses küçüğünü yakalarsınız benim gibi büyüğünü. Tamam mı doktor bey? Evet efendim. Bakın. Ustamız. Az kuzu kırılı. Bunların büyüğünü alacaksın hocam. Ya. Senin öbür oltaya dolanmış. Olsun, hiç önemli değil. Hadi bakalım. Maşallah.